Tarihler 30 Ocak 1933 gününü gösterdiğinde Adolf Hitler, Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından şansölye yani başbakan olarak atandı. Adolf Hitler, Almanya sınırları içinde değil, o zamanki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde doğmuştu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avusturya-Macaristan ordusuna katılmayı reddetti. Ama Alman ordusuna katılmak için gönüllü oldu. İktidara geldikten sonra da ilk hedeflerinden biri Avusturya topraklarını Almanya ile birleştirmekti. 12 Mart 1938 günü Almanya Avusturya'yı ilhak etti. Artık Avusturya Almanya yönetimi altına girmişti. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Almanya yenildi ve yaşanan gelişmelerle Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölündü. Peki savaş bittiğinde Avusturya'ya ne oldu? İşte bu videomuzda İkinci Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da neler yaşandı incelemeye çalışacağız. Arkadaşlar, Avusturya neden Almanya ile birleşti? Bu konuyu daha önceden geniş şekilde incelediğimiz için bu videomuzda değinmeyeceğiz. Avusturya Almanya ile neden birleşti detaylı olarak incelemek isterseniz sağ üstte bulunan kartlardan bu videomuzu izleyebilirsiniz. 1943 yılında 3 büyük müttefik olan Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya temsilcileri Moskova'da bir dizi toplantılar yapmışlardı. Bu üç ülkenin temsilcilerinin hepsi Avusturya'nın Almanların toprak genişletme hedefleri içinde yer aldığını ve Avusturya'nın yeniden bağımsız olması konusunda hemfikirlerdi. Burada şunu düşünebilirsiniz. Almanya zorla Avusturya'yı topraklarına katmamıştı. Avusturya referandum ile Almanya'ya katılmıştı. Bu birleşmenin detaylarına indiğinizde durum hiç de böyle değildi. Durumun böyle olmadığı bilinse de ilerleyen dönemde Avusturya Almanya'ya tam destek sağladığı için savaş konusunda Almanya kadar sorumlu tutuluyordu. Bu da Moskova konferansında yine belirtilmişti. Yani müttefikler şunu düşünüyordu. Avusturya başta mecbur kaldığı bir durum ile karşı karşıyaydı ama sonrasında bunu kabullenip Almanya'ya tam destek vermişti. Müttefikler Avusturya'nın özgür olmasını istiyorlardı ama tam olarak da nasyonel sosyalist ideolojinin en ufak kalıntısı bile kalmasını istemiyorlardı. Almanya teslim olmadan 39 gün önce Sovyet kuvvetleri Avusturya'nın batı sınırını geçerek iç bölgelere girmeye başladı. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, Avusturyalı komünistlere birlik olmalarını ve işgal ile ileride Avusturyalı komünistlere hükümet kurma görevi vereceğini iletti. Bu Stalin'in Doğu Avrupa ve Asya'daki genel stratejisiydi. Ancak batılı müttefikler yani Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya da aynı taktik ile Avusturya'da etkili olan Karl Renner aracılığıyla yeni bir hükümet kurulmasını istiyordu. Ama burada bir sorun vardı. Karl Renner'a batılı müttefiklerden önce Stalin ulaşmıştı ve Stalin Renner'dan sosyalist bir hükümet kurması yönünde baskı yapıyordu. Bu da bir anda batılı müttefikler ile Stalin arasında bir çatlak oluşmasını sağladı. Benzer durumlar Almanya'nın bölünmesinde de yaşanmıştı arkadaşlar. Bu konuyu da Almanya nasıl bölündü ve birleşti videomuzda detaylı olarak incelemiştik. Savaş bitmeden önce yapılan birçok konferansta Almanlardan temizlenen ülkelerde ortak hareket edileceği kararı alınmıştı. Ancak Stalin'in hedefleri çok farklıydı. Bu da uygulamaya geçildiğinde anlaşılmaya başlanmıştı. Renner taslak bir hükümet planı yaptı ve tüm müttefiklerin onayına sundu. Ancak kabinenin üçte biri Avusturyalı komünistlerden oluşuyordu. Özellikle İçişleri Bakanı ve Eğitim Bakanı'nın komünist olması batılı müttefiklerin hiç de işine gelmemekteydi. Çünkü Naziler toplumdan ayrıştıktan sonra iç yönetim ve temel eğitim komünizm üzerine olabilirdi. Karl Renner'a baktığımızda ise Avusturya'nın komünizm etkisine girmesi gibi bir çaba içinde değildi. Bunun için de kritik bakanlıklardaki bakan yardımcılarını komünist olmayan kişilerden seçmişti. Yani Renner bu şekilde karşılıklı bir denge kuracağına inanıyordu. Batılı müttefikler Avusturya'nın içine asker sokmadıkça Stalin'in etkisinin devam edeceğini düşündüklerinden Almanya teslim olmadan 13 gün önce Avusturya'ya asker sokmaya başladılar. Hatta Fransız birlikler bile Avusturya topraklarına girmişlerdi. Karl Renner batılı müttefiklerle görüşüp sadece Avusturya'nın özgürlüğü için çalışacağını belirse de batılı müttefikler Renner'a güvenmediler ve Avusturya topraklarını aynı Almanya'daki gibi 4 sektöre bölmeye karar verdiler. Her
sektörde ülkeler kendi valilerini atayacaktı. Yine Berlin'de olduğu gibi Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 bölgeye bölünmüştü. Böylece yönetimde 4 müttefiğin de söz hakkı olacaktı. İlk başlarda batılı müttefikler Karl Renner'ın Sovyet etkisinde olduğuna oldukça inanmışlardı. Ama gün geçtikçe Renner'a olan güvenleri artmaya başlamıştı. Özellikle komünizm karşıtı Karl Gruber'in 20 Ekim 1945 tarihinde Renner tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanması batılı müttefiklerinin Renner'a daha çok güvenmesine neden olmuştu. Bir ay sonra ise Avusturya'da savaş sonrası ilk yerel seçimler yapıldı. Bu seçimde özellikle Naziler ile en ufak ilgisi olduğu tespit edilen hiç kimsenin aday olmasına kesinlikle izin verilmedi. Avusturya'da istihbarat servislerinin tespit ettiği 536 bin kişi fişlenmişti. Yerel ya da genel yönetimlerde görev almaları, hatta devlet dairelerinde bile görev almaları yasaklanmıştı. Seçim sonuçları açıklandığında ise durum tam olarak batılı müttefiklerin istediği gibiydi. Muhafazakar diyebileceğimiz ya da diğer bir tabirle milliyetçi diyebileceğimiz Avusturya Halk Partisi oyların %49'unu, sosyalistler %44'ünü, Stalin'in direkt destek verdiği Komünist Partisi ise oyların %5'ini almıştı. Peki komünistler neden bu kadar az oy almıştı? Bunda Sovyet ordusunun Avusturya'ya girerken uyguladığı şiddet önemli rol oynamıştı. Batılı müttefik Batı'dan Avusturya'ya girerken adeta kurtarıcı gibi karşılanmıştı. Ama Sovyet ordusu doğudan ilerlerken Alman ordusunun Sovyet ilerlemesini durdurma çabalarının da etkisiyle büyük çatışmalar yaşanmıştı. Bu da sivil halkı oldukça etkilemişti. Seçimden sonra Halk Partisi Leopold Figl önderliğinde 3 partili bir koalisyon yapmaya karar verdi ve ortak görüş olarak Karl Renner Cumhurbaşkanı seçildi. Tabii ki bu durum Stalin'in hiç hoşuna gitmemişti ve Sovyetlerin elinde bulunan Doğu bölgesinde farklı uygulamalara gitmeye başlamıştı. Özellikle Avusturya'nın petrol rezervlerinin neredeyse hepsi Sovyet bölgesindeydi. Ayrıca Sovyetler Avusturya'dan savaş tazminatı talep etme kozunu da cebinde saklıyordu. 1946 yılına gelindiğinde Sovyet bölgesi hariç Avusturya bağımsız olarak bir ülke gibiydi ve Avusturya hükümeti tüm müttefiklerin artık Avusturya'dan çıkmasını istiyordu. Ancak 1946 yılının Haziran ayında 4 müttefik bir kez daha kontrol anlaşmasını imzaladı. Bu Avusturya'nın tam bağımsızlık için biraz daha beklemesi anlamına gelmekteydi. Sovyet bölgesi hariç ticaret, üretim, yani ekonominin yönetimi için gereken tüm faaliyetler Batı'da normal düzende işliyordu. Ancak Sovyet bölgesinde henüz ekonomik olarak tam bir özgürlük yoktu. Hatta günden güne de Stalin kaynakları Sovyetlere kaydırdığı için daha da kötüleşme vardı. Stalin ya Avusturya'nın 500 milyon dolarlık savaş tazminatını ödemesini ya da buna karşılık endüstriyel ürünlerin Sovyetlere aktarılmasını istiyordu. Sovyet bölgesindeki tüm fabrikaların parçaları bile sökülüp Sovyetler Birliği'ne götürülmekteydi. Petrol üretiminin de neredeyse tamamı yine iç piyasa yerine Sovyetlere aktarılmaktaydı. Avusturya ekonomisinin %35'i tamamen Sovyetlere hizmet ediyordu. Yine Sovyetler kendi bölgesinde bir mülk idaresi kurmuştu ve bölgesindeki tüm şirketleri bu idareye bağlamıştı. Bu şirketler de hükümete vergi vermeyi reddetmişti. Bu şirketlerin tüm gelirlerine Sovyetler el koyuyor, hiçbir yatırım da yapmıyordu. Şirketlerde işçiler de çok ucuz maliyetlere çalıştırılmaya zorlanıyordu. Avusturya'nın genelini ilgilendiren diğer bir sorun ise tarım bölgelerinin %65'inin Sovyet bölgesinde olmasıydı. Bu nedenle temel tarım ürünlerini Batı'da tedarik etmekte de büyük sıkıntı yaşanıyordu. Bundan dolayı da Birleşmiş Milletler Avusturya'ya tarım ürünleri yardımında bulunma kararı almıştı. Yine hükümet çalışma ücretlerinde de kısıtlamalara gitmişti. 1947 yılının Mayıs ayında ise Viyana'da yiyecek bulunmamasından dolayı büyük bir isyan patlak verdi. Başbakan Figl bunu komünistlerin hükümeti devirmek için organize ettiğini savundu ve Avusturya halkından sabırlı olmalarını istedi. Amerika Birleşik Devletleri durumun kötüye gittiğini gördüğünde Avusturya'ya 300 milyon dolarlık yardımda bulundu. Bunu da bir dönem Türkiye'nin de aldığı Marshall yardımları izledi. Avusturya'nın aldığı yardım yaklaşık olarak 1 milyar doları buluyordu ve yardım yapılan ülkelerin içindeki en büyük yardım oranıydı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 300 milyon dolarlık savaş tazminatından da vazgeçmişti.
Şimdi akıllara şu soru gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri Avusturya'nın bağımsızlığı ile niye bu kadar ilgileniyor? Tabii ki burada kendi menfaatleri devreye giriyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da mümkün olduğu kadar komünizm etkisindeki Doğu bloğunu batıdan uzak tutmak istiyordu. Planladıkları hayali sınır çizgisinde de Avusturya merkez konumdaydı. Peki Avusturya Sovyetlerin de ısrarcı olmasına rağmen nasıl Almanya gibi bölünmedi? Şimdi buna cevap arayalım. Avusturya Cumhurbaşkanı Karl Renner İlk olarak Sovyetler ile dirsek teması kursa da biraz önce belirttiğim gibi Renner Avusturya'nın Sovyet etkisine ya da hiçbir ülkenin etkisine girmesini istemiyordu. Batılı müttefikler de Renner'ın Sovyet yanlısı olmadığını anladığında yardımlarını büyütmüştü. Özellikle silah yardımı sonra Avusturya ordusunun yeniden yapılanmasında Amerika Birleşik Devletleri önemli rol oynamaya başladı. Belki şaşıracaksınız ama savaş zamanı Alman ordusunda görev yapan Avusturya kökenli subaylar da orduya dahil edilmeye başlanmıştı. Biraz önce belirttiğim Nazilerden arınma ordu için bir kenara atılmıştı. Joseph Stalin ise Avusturya'nın bölünmesi ve Sovyet etkisindeki bölgenin kendilerinde kalmasında ısrarcıydı. Avrupa'daki Sovyet politikalarından sorumlu bakan Andrei Zhdanov, Avusturya'yı bölmek yerine müzakerelerde pazarlık olarak kullanmak istediğini Stalin'e iletti. Bu şekilde belirsizliklerle dolu bir süreç devam ederken Kore Savaşı patlak verdi. Stalin öldü ve yerine Nikita Kuruşev geçti. Kuruşev Stalin kadar katı bir politika izlemiyordu ve Doğu ile Batı arasında biraz olsun yumuşamaya gidilmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri Avusturya'yı oldukça önemsiyordu ama Sovyetler Birliği için Avusturya'da egemen olduğu toprak parçası olmazsa olmazı değildi. Üstelik yeni kontrol anlaşmasında Batılı müttefikler kontrol alanlarındaki asker sayısını 20 bine, Sovyetler Birliği ise 40 bine düşürmüştü. Üstelik Sovyetlerin kurduğu mülk idaresinin etkisinde olan şirketler yavaş yavaş batmaya başlıyordu. Çünkü yatırım yapılmıştı. Tüm kar Sovyetlere aktarılıyordu ve bir yerde bu durum tıkanma noktasına gelmişti. Batıdaki şirketler ise rekabette öne geçmişlerdi ve fiyat politikası da Sovyet bölgesi şirketlerinden daha uygundu. Artık Sovyetlerin Avusturya'da kalması için de bir neden kalmamıştı. 1955 yılına gelindiğinde ise Sovyet egemenliğindeki şirketlerin hepsi iflas etmişti ve Sovyet askeri bankalarına da aşırı derecede borçları vardı. Yine Yugoslavya'da Josip Broz Tito'nun ülke içinde birliği sağlaması, yine yakında Varşova Paktı'nın imzalanacak olması gibi durumlar Sovyetlerin Avusturya'dan her an vazgeçmesini hızlandırıyordu. Ayrıca 1953 yılında yapılan seçimlerde milliyetçi lider Julius Raab'ın hükümete gelmesi, başta Sovyetlerin bu seçimi veto etmesi ama sonrasında kabullenmesi artık Avusturya'yı tamamen özgürlüğe götürüyordu. Yeni başbakan Julius Raab Moskova'ya çağrılmıştı ve yapılan görüşmelerle Avusturya'ya tam bağımsızlığı verilecekti. Sovyetlerin Avusturya'dan tek şartı Avusturya'nın tarafsız olacağı yönünde aldığı taahhüttü. Avusturya da bu taahhütü yerine getirmişti ve günümüzde dahil olmak üzere NATO'ya üye olmamıştı. Yani Avusturya NATO ile Varşova Paktı arasında tampon bölge olacaktı. 15 Mayıs 1955 günü Avusturya hükümeti ile 4 işgalci devlet Viyana'da Avusturya Devlet Anlaşması'nı imzaladılar ve Avusturya böylece tam bağımsızlığını kazanmıştı. 25 Ekim 1955 günü ise Avusturya içindeki son işgalci birlikler de tamamen çekilerek Avusturya tarafsızlık bildirgesini yayınladı. Peki Avusturya tam olarak tarafsız kaldı mı? Yardımlardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın olunsa da Soğuk Savaş döneminde Avusturya iki taraf için içinde casusluk faaliyetlerinin Orta Avrupa'daki merkeziydi. Aynı zamanda NATO ile Varşova Paktı'nın birçok görüşmesine de tarafsız bölge olarak ev sahipliği yaparak tampon bölge konumunu her zaman korudu. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da neler oldu incelemeye çalıştık. Sizler de anlatılanlara eklemeler yapmak isterseniz konu hakkındaki bilgileri yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.